Bugün sizlere tansiyon ve tansiyon hastalıklarının kalp üzerine etkisinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir tansiyon tanımı ile başlayayım. Tansiyon, kalbin pompalamasıyla beraber atar damarların üzerine yaptığı basınçtır. Tansiyon iki komponentten oluşur. Bir tanesi halk arasında büyük tansiyon dediğimiz sistolik kan basıncı, diğeri ise diastolik kan basıncıdır. Sistolik kan basıncı diye ifade ettiğimiz pompalama esnasında yaratılan basınçtır. Diastolik kan basıncı ise her kalp atımının arasında kalbin beslenmesini sağlayan, dinlenme esnasında kan akımının iletilmesini sağlayan düşük kan basıncıdır. Tansiyon özellikle fizyolojik değerlerin üstüne çıktığı zaman hipertansiyon adıyla anılır. Fizyolojik değerler dediğimiz düzey 120 ila 80'dir. 140 ila 90 değerlerin üzerinde ise biz hipertansiyon diyoruz. Bu aradaki değerler ise tansiyon öncülü değerlerdir ve muhakkak dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle Türk toplumunda tansiyonun ne kadar etkin yaygın olduğundan bahsetmek istiyorum. Hipertansiyon özellikle Türk Böbrek ve Kalp Derneği'nce yapılan bir çalışmada 5000'den üzerindeki insanın denetlendiği bir çalışmadır bu. Bu çalışmada %36 oranı üzerinde kadınlarda, %28 üzerinde de erkeklerde tansiyon saptanmıştır, hipertansiyon saptanmıştır. Ve işin kötü yanı yani korkutucu tarafı ise 3 kişiden 2 kişi tansiyon hastalığı olduğunu bilmemekte ve 5 kişiden 1 kişi de tedavi edilmemektedir, tedavi rejimine uymamaktadır. Tansiyon hem kalp, hem böbrek, hem de başta beyin olmak üzere çeşitli organlarda kalıcı hasarlara yol açabilmektedir. Kalbin üzerinde özellikle yüksek tansiyonla beraber kalp kas kitlesinde bir artış oluşur. Kalp kas kitlesindeki artış ile kalbin kasılma, öncelikle gevşeme, sonrasında da kasılma fonksiyonunda bozulma meydana gelerek kalp yetersizliği gelişir ve kalp yetersizliği sonu ölüm ile sonuçlanabilmektedir. Bir diğer durum ise kalp damar kan damarlarının üzerindeki yaratılan basınçtır. Bununla beraber ateroskleroz gelişir ve kalbin beslenmesi bozulur. Dolayısıyla birlikte kalp krizi gelişirse özellikle yüksek tansiyon olan kişilerde kalp krizlerinin etkisi çok daha dramatik seyretmektedir. Ciddi ölümcül aritmilere yol açabilir. Bir diğer durum, kan basıncıyla beraber özellikle kalpten çıkan ana en büyük arter olan atar damar olan aorta üzerinde genişlemeler yol açar. Tıp dilinde biz buna anevrizmalar diyoruz. Damar anevrizmaları yüksek kan basıncıyla beraber ani bir şekilde yırtılabilir ve bu durumda hastalar da hastaneye gelemeden ani ölüm ile sonuçlanabilir. Tansiyonunuz varsa, bu tansiyon yarattığı şikayetler sizde olmasa bile nedir bu şikayetler? Baş ağrısı, burun kanaması, halsizlik, yorgunluk. Eğer tansiyonunuzu yüksek ölçüyorsanız lütfen doktorunuza başvurunuz. Özellikle yüksek tansiyon hastalıklarında tedavi yönü için inceleyeceğimiz iki tip yol vardır. Bunlardan bir tanesi yaşam kalitesindeki değişiklik. Yani az yağlı, az tuzlu tüketmek, egzersiz yapmak, hareketli olmak. Lütfen bunları uygulayın. Eğer bu değişiklikler sonucunda hala tansiyonunuz yüksek seyrediyorsa mutlaka medikal tedavinize, doktorun size yönelttiği medikal tedavinize uyum gösterin. Lütfen sigaradan ve alkolden kaçının ve sağlıklı bir şekilde yaşayın.